Başkan Yardımcısının yüz yüze kaldığı bu sitemin ardında Türkiye'nin terör eylemleriyle yaşadığı büyük acı var. Ve itirafçılar konuştukça dehşetin ardındaki gerçekler bir bir açığa çıkıyor sayın seyirciler. İşte bir kadın itirafçının ağzından PKK'ya yardım eden dış güçlerden örgütteki hayata kadar bilinmeyenler. Tuncay Bahçıvan'ın özel haberi. Terörün en vahşisini, en acımasızını yaşayan engel ülkelerden biri Türkiye. Ve bu ülke uzun yıllar içinde acıyla yoğrulmuş bir tecrübe. Bu tecrübenin en çoğuna da binlerce şehit vermiş Türk Silahlı Kuvvetleri sahip oldu. Ama yıllarca kendisine kurşun yağdırmış, sonra da pişmanlık kasasından yararlanmak için teslim olmuş teröristlere yine Türk Silahlı Kuvvetleri tuzak açtı. İşte onlardan biri, kod adı Aylin. İtirafçının sözleri örgütle ilgili şimdiye kadar kamuoyuna yansımamış ayrıntıları içeriyor. Yunanistan'da da seçken eğitim yerleri varmış. Orada eğitim görülüyor. Fakat Yunanistan'da öyle herkes gibi de eğitim göremez. Oraya gönderilenler özel eğitim için gönderilir, özel kişiler gönderilir. İtirafçıların daha önce açıkladıkları Suriye ve İran desteğinin dışında Yunanistan'ın yardımı Aynur'un dikkatini çekmiş. Özellikle de PKK'nın önüne geçen hücumları sağlamakta Yunanistan'ın başrol oynaması yasadışı örgütteki herkesin bildiği bir olay. Fakat operasyonunda falan kullanılan füzeler vardı. Bu füzeler ilk kez desteğe gelen itirafçıydı. Bunlar Yunanistan'da geldiler. Ama Suriye yoluyla geldiler. Suriye yoluyla geçirdiler. Hatta o füzeleri geçirirken 3 kişi suda boğularak ölmüştü. Suriye yoluyla geçirdiler yani. Yunanistan'ın da gayretini müthiş desteği var. PKK terör örgütünün radyosunda Türkçe spiker olarak çalışan Aynur, PKK'daki özel hayat konusunda da çarpıcı açıklamalarda bulunuyor. Resmi olarak bu ilişki kabul edilmiyor. Ama gayri resmi bu ilişki içindekilerler yapanlar çok. Bir tabi komutanlık veya bir garip komutanlık biri içerisinde bulunan biraz böyle kişilik olarak zayıf bayanlardan yararlanması olayı oluyor. Aynur PKK'da cinsel ilişkinin yasak olduğunu, bu durumda ya olayın üzerinin kapatıldığını ya da kadınlar korkutularak ortaya çıkmasının engellendiğini söylüyor. Kadın erkek ilişkileri bastırılmak istendiği için çok anormal ilişkiler de ortaya çıkıyor. Yani bir ilişkiler çıkıyor. Homoseksüellik çıkıyor. Çıktık gördük bunları. Aynur, Bölücübaşı Abdullah Öcalan'a yakın kadınlar hakkında da konuşuyor. Aklımın yanında herkes kalan. Eğitim çiftlikleri vardı, Türkçe Türkçe. Bu eğitim çiftliklerinde kalırlar, onun kalasında bulunanlar. Aklımın elinde kalan bayanlar nedense böyle tek seçme. İnsanlardı, bayanlardı. İtirafçı Aynur'un açıklamalarına göre eli kanlı örgütten ayrılmak isteyen kadınların önü Türkiye aleyhinde akıl almaz iftiralar kesiliyor. Özellikle bayanlara yani tecavüz edildiği falan askerlerin derkine sunulduğunu bu tür şeyler söyleniyordu. Türkiye'ye geldiği zaman korkuları olduğunu ancak hiç beklemediği kadar iyi karşılandığını söyleyen Aynur, şimdi yaptığı hatanın cezasını çektikten sonra kuracağı yeni hayatının planlarını yapıyor.